Kurtuluş Savaşı'nda ön saflarda yer alan, 2. İnönü'de 1. Tümeni komuta eden, 3 cephede 13 yara alan, Balkan Savaşı'nda sağ kolu sakatlansa da 1. Dünya Savaşı'nda tüm cephelerde çarpışan Kemalettin Sami Paşa. Kemalettin Sami, Çanakkale Savaşları'nda da görev yapar. Temmuz 1915'te binbaşı rütbesiyle 3. Kolordu'da Esat Paşa'nın kurmay subayı olarak çalışır. Cephede 1,5 ay görev yapar ancak burada da yaralanınca 1 Eylül'de karargaha alınır. Birinci Dünya Harbi içerisinde Çanakkale Cephesi, her iki taraf için de önemli bir cephedir. İtilaf devletleri için hedeflerine en kısa yoldan ulaşabilecekleri bir cephe, bizim için ise başkent İstanbul'a giden en kısa yol olduğu için en önemli vatan müdafaasının yapıldığı bir cephedir. Kırmızı Sırt, ikinci hat üzerinde bulunan önemli bir noktadır. Dolayısıyla 25 Nisan Kara Muharebeleri başladığı günden itibaren her iki taraf askerlerinin de ele geçirmek istediği bir noktadır. Bu bölgede yoğun muharebeler sırasında siper hatlarının birbirine çok yakınlaştığını görüyoruz. Bu sebeple Mayıs ayı sonundan itibaren cephede uygulanan dağım muharebelerinin de bu bölgede yoğun bir şekilde kullanılmış olduğunu görüyoruz. Buradan aşağısı. Adı bu. Şu tepenin üstü Ayil Tepe. Nasıl tepe? Şu aşağısı. Üstü de ağzı geliyor oluyor. Onlar isim vermiş. Tam Arıburnu çıkarma yaptıkları nokta işte burası. Siperler burada. Zaten Arıburnu'na çıkan düşman en fazla 1-1,5 kilometre ilerliyor. Karşı koyan ilk birliğimiz burada. Ama birkaç mangadan oluşan bölüklerin yerleştiği askerler. Yani tüm bu Arıburnu sahilinde düşmana karşı koyacak asker 250 kişi. Aslında gözetleme amacıyla buradalar. Yani sen çıkan düşmana karşı koy, öyle bir cephane falan da yok. Baktın düşman çıkıyor, geri gel. Hani canının selametini düşünse geri gelir aslında gerideki birliğe. Ama şunu biliyorlar, yani en yakın birlik Eceabat'ta. Cesarettepe, Arıburnu bölgesinin önemli bir noktasıdır. 25 Nisan'dan itibaren yoğun muharebelerin yaşandığı bir yerdir. 19 Mayıs taarruzunun yapıldığı bölgelerden biridir.
Özellikle 6 Ağustos'ta başlayan Arıburnu-Anafartalar Muharebesi'nin bir ayağı da burada Cesaret Tepe üzerinden yapılmıştır. Karşı koyan askerlerimiz Haintepe'den, ondan sonra aslında Haintepe'nin gerisindekiler, Balıkçı Damlarındakiler bekliyor. Askerler Balıkçı Damlarına doğru yayıldıkları zaman buradan Balıkçı çıkamıyorlar. Damlarındaki o askerler, mesela normalde Anzaklar çıkıp yelpaze gibi yayılıp buraya hareket edecekken Balıkçı Damlarından bu taraftan hareket etmek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla askerler buraya yığılıyor. O yüzden de yığılıp damları ilerleyemiyorlar. Balıkçı Damları da hemen buranın saldırı. Çanakkale Kara Savaşları'nın en önemli, ilk ve en çok geçen yerlerinden birindeyiz, Jonk Bayırı'nda. Gelibolu Yarımadası Kuzey Bölgesi'nin en önemli hakim noktalarından birisi. Aslında Jonk Bayırı, Koca Çimen Silsilesi içerisindeki bir nokta. Yani hemen sol tarafımızdaki Koca Çimen Tepe, burası Jonk Bayırı, hemen sağ tarafta devam eden 261 rakım tepe, Düztepe, Merkeztepe hattı Koca Çimen Silsilesi. Muharebe arazisinin en önemli noktasının olmasının bir sebebi de şu, Arıburnu bölgesine çıkarma yapan Anzak askerlerinin ilk günkü hedefleri. Yani bu hakim tepeyi aldıkları zaman, ele geçirdikleri zaman Gelibolu Yarımadası'nın kuzey bölgesini ele geçirmiş sayılabilirler. Çünkü sonrasında ilerleyen hatları alıp Maltepe'de karargahlarını kurup Gelibolu Yarımadası'nın kuzey bölgesindeki tüm Türk birliklerini tuttuktan sonra ana çıkarma bölgesi olan Settülbahir'e çıkan düşman askerleriyle birlikte birleşerek Kilitbayır platosunda buluşma imkanını elde edeceklerdi. Ama Jonk Bayırı'nı hiçbir zaman alamadıkları için, burada kara muharebelerinde yapmış oldukları 8,5 aylık muharebeler sırasında da Jonk Bayırı'nı ele geçiremedikleri için, dolayısıyla Koca Çimen Silsilesi'ni ele geçiremedikleri için bu bölgede, kuzey bölgesinde başarılı olamadılar. Tahliye'ye kadar da sadece 8-9 Ağustos Jonk Bayırı muharebeleri sırasında Jonk Bayırı'na kadar geldiler. 10 Ağustos'ta Anafartalar Grup Kumandanı Mustafa Kemal'in önderliğinde yapılan süngü hücumuyla birlikte düşman birlikleri buradan geriye atıldılar ve sonrasında da buralara kadar gelemediler. Yani hocam, bu bulunduğumuz Jonk Bayırı aslında bütün Çanakkale muharebelerinin kilit noktası. Kuzey bölgesinin kilit noktası diyebiliriz. Şöyle, Gelibolu Yarımadası'nın güney bölgesinin kilit noktası Alçıtepe. Çünkü güney bölgesinin en yüksek tepesi. Kuzey bölgesinin de Koca Çimen Silsilesi, Jonk Bayırı'nın da içerisinde olduğu. Her iki kilit noktaya da 8,5 ay boyunca kara muharebeleri sırasında ulaşamamış olmaları sebebiyle yenildiler ve en sonunda başarısızlıklarını kabul ederek tahliye olup gittiler. Burayı ele geçirmiş olsalardı, Jonk Bayırı'nı ve arkamızda görülen Koca Çimen Tepe'yi, ne olacaktı? Kuzey bölgesinde Türk askerlerinin tutunma imkanı kalmazdı. Çünkü Jonk Bayırı en yüksek hakim nokta olduğu için cephe gerisine, buradan geriden gelen Türk kuvvetlerine karşı koyabilecek güçte olurlardı. İhtiyatların buraya gelmesini engellerlerdi. Türk birliklerini kuzey bölgesinden uzak tuttuktan sonra ve tüm kuzey bölgesine, iskelelere, ihtiyat yollarına hakim olduktan sonra artık güney bölgesinde çıkan diğer İngiliz askerleriyle birleşerek Kilitbayır platosuna hakim olabilme şansları olurdu. Ama Jonk Bayırı ele geçirilemediği için tabii bugün sadece düşünce olarak bu yorumu yapabiliyoruz. Yani Jonk Bayırı'na gelmiş olsalardı burayı yokluğa rağmen inatla savunan Türk askerleri nasıl bir mukavemet sağlardı, bunu bilemiyoruz tabii. Burada bildiğimiz kadarıyla daha sonra Türk İstiklal Harbi'nin de esas komuta kademesini oluşturacak olan birçok komutan
Çanakkale'den geçti. Bu bölgede savaştı. Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli savunma cephesi bir kere Çanakkale cephesi. Ve bugün ülkemizin varoluş temellerinin atıldığı en önemli muharebelerden birisi. Dolayısıyla buradaki askerinden, cephe gerisindeki görevlisinden, cephedeki askeri sevk ve idare eden komutanından, subayından ve anafartalar grup kumandanı gibi hani yüksek mertebedeki komutanların burada yapmış oldukları kutsal savunma savaşı ve bu vermiş oldukları savunma savaşını devam ettirmeleri Kurtuluş Savaşı'nı getirdi. Buradaki inatla, yokluğa rağmen, yani karşı tarafın teçhizat, mühimmat ve her konuda çok daha yüksek teknolojiye sahip olmalarına rağmen vermiş oldukları mücadele aslında burada vatan savunmasını yapmalarından kaynaklanıyordu. Ve burada inatla, fedakarca, cesaretle savundular. Çanakkale cephesinde savunma yapan askerler, birlikler, alaylar, taburlar, bölükler, tümenler ve bunları sevk ve idare eden komutanlar da işte birçoğu Kurtuluş Harbi'nde yer alan, yani yine vatan savunmasına devam eden insanlar. En başta anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Atatürk. Çünkü Kurtuluş Harbi'nin de başkomutanı. Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte Kurtuluş Harbi'nde görev yapan 42 üst düzey komutan, Çanakkale cephesini görmüş, yaşamış olan komutanlarımız. 42. Tümen komutanları var, alay komutanları var, kolordu komutanları var. Mustafa Kemal ile birlikte Fevzi Çakmak, Müstahkem Ekip Komutanı Cevat Çobanlı, Fahrettin Altay 3. Kolordu Kurmay Başkanı, Mustafa Kemal'in 19. Tümen'in Kurmay Başkanı İzzettin Çalışlar, Arıburnu'nda düşman çıkarmasına karşı ilk müdafaada bulunan alay 27. Alay'ın komutanı Şefik Aker. Ve bunun gibi de birçok isim, hepsi Çanakkale cephesini görmüş, yaşamış olan insanlardı. Dolayısıyla yine aynı şekilde Çanakkale'de nasıl vatan müdafaası yapmışlarsa, aynı şekilde Kurtuluş Harbi'nde de vatan müdafaasına devam ettiler. Kemalettin Sami Bey de sanırım sonrasında Temmuz ayında tayin oluyor. 3. Kolordu karargahında Fahrettin Altay, tabii o zamanki zaman bey, sonrasında Fahrettin Altay Paşa'nın kurmay kadrosunda bildiğimiz kadarıyla. O da burada. Evet. Kemalettin Sami 3. Kolordu Harekat Şube Müdürü olarak geliyor. 11 Temmuz 1915'te geliyor. Hemen hemen 2 ay cephede kalıyor ve 1 Eylül 1915 tarihinde yaralandığı için cepheden ayrılarak İstanbul'a dönüyor. Binbaşı Kemalettin Sami Harekat Şube'de görevli olarak 3. Kolordu'nun irtibat, iletişim, haberleşme, muharebe bu tür harekatlarıyla ilgilenen bir isim. Harekat Şube Müdürü olarak zaten burada görev yapıyor. Kemalettin Sami Bey 3. Kolordu Şubesi'ne geldiği zaman Temmuz ayında özellikle Güney Cephesi'nde Kerevizlere muharebeleri var. Sonrasında 6 Ağustos'ta başlayan ve 10 Ağustos'a kadar devam eden Arıburnu Anafartalar Muharebesi'nin idari yeri 3. Kolordu. Anafartalar Muharebesi, 9 Ağustos 1. Anafarta Zaferi, 10 Ağustos'ta Jonkbayırı Süngü Hücumu, 21 Ağustos'ta 2. Anafarta Muharebeleri, bunların hepsi Kemalettin Sami Bey'in de cephede olduğu zamanlar gelişiyor. Ve Kemalettin Sami Bey'in bulunduğu yer 3. Kolordu Karargahı hemen bulunduğumuz yerin biraz daha gerisi. Dolayısıyla cephenin çok yakınında ve cepheden her an haberi olan, her an bilgisi olan bir insan. Kurtuluş Harbi'nde önemli görevleri bulunan Kemalettin Sami, binbaşı Kemalettin Sami Bey. Eminim ki Çanakkale cephesinden de çok önemli gördükleriyle, geçirdikleriyle çok önemli vazifeleri olan bir insan. Ayrıca Çanakkale cephesi bizim 1. Dünya Savaşı içerisindeki en önemli savunma cephemiz olması dolayısıyla burada hizmet eden, görev yapan, hani askerinden komutanına kadar sevk ve idarede bulunan komutanların hepsinin birlikte başardıkları bir zafer. Kemalettin Sami Bey'in de bu başarıda bir payı var.
Kemal Yeri ismi, isim babası Fahrettin Altay. 3. Kolordu Kurmay Başkanı Fahrettin. Yani İstiklal Harbi'ndeki 5. Süvari Kolordu. 5. Süvari Kolordusu Komutanı Fahrettin Altay. Çanakkale'de 3. Kolordu Kurmay Başkanı Yarbay Fahrettin. Buraya karargah kuran 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal'i ziyarete geldiğinde 6 Mayıs tarihinde Mustafa Kemal'in yanından ayrılırken buraya ne diyelim diye soruyor. Mustafa Kemal de gülerek sel yarıntısının ismi mi olur diye soruyor. Fahrettin Bey de olur olur Kemal Yeri olur diye buradaki soruyor. Buradaki tepenin etrafındaki sel yarıntılarına atfen evet, diyor. Evet şimdi onları. Şöyle bulunduğumuz yer 165 rakımlı tepenin üzeri. Burası muharebe alanına hakim bir arazi. Hem cepheye hem cephe gerisine hakim bir arazi. Aynı zamanda burası 25 Nisan sabahında Şefik Aker'in taarruz raporunu yazdığı ve taarruza 1. ve 3. taburları ile birlikte taarruza katıldığı. Yer. 27. Alay Eceabat'tan yürüyerek yola çıkıp bu bölgeye gelip 165 rakımlı tepeden muharebeye dahil oluyor. Sonrasında 25 Nisan günü cepheye gelen 19. Tümen ve 57. Alay kuzeyden Conk Bayırı istikametinden doğru muharebeye dahil oluyorlar. Ve Mustafa Kemal daha sonrasında bu bölgede karargah koruyor. Tabii karargahlar tepenin üzerinde açık arazide değil, biraz daha korunaklı alanlarda oluyor. Yalnız buranın şöyle bir avantajı var. Bütün cepheye ve cephe gerisine hakim bir arazi. Yani Conk Bayırı'da, İkinci Sırtlar'da, Arıburnu'nda Anzakların çıkarma yaptıkları ve muharebe yaptıkları alanı da rahatlıkla görebilen bir yer. Tabii karargah çadırını tepenin hemen üzerine değil, biraz daha korunaklı alanlara kuruluyor. 17 Mayıs'tan itibaren de burası 3. Kolordu Komutanı Esat Paşa'nın karargahı. Tabii Esat Paşa aynı zamanda Kuzey Grubu, yani tüm bu Kuzey Grubu'nun komutanı. Dolayısıyla burada Kolordu ve Kuzey Grubu bağlı birlikleriyle hemen yan taraftaki Mübarekdere, Mersindere civarında karargah yerleşimleri görüyoruz. Bunu da 1916'da hemen muharebeler bittikten sonra burada muharebe alanı haritasını, arazinin haritasını yapan Şevki Paşa haritasını da biliyoruz. O yüzden de Mustafa Kemal'in işte Fahrettin Altay ile bu diyaloğunun geçtiği yer de buradaki dere içlerinden birisi. Mayıs'ta Esat Paşa gelip Mustafa Kemal'in karargahını aldığı zaman diğer bağlı birliklerini de kuruyor ve Mustafa Kemal de 180 rakımlı tepeye kendi karargahını kuruyor. 6 Mayıs'ta Fahrettin Bey tarafından verilen Kemal Yeri ismi muharebenin sonuna kadar da devam ediyor ve bugün de hala ismi Kemal Yeri. İstiklal Harbi'ndeki komuta kadrosu Çanakkale'de şekillenmeye başlamış. Evet. 11 tane büyük komutanı var. Mustafa Kemal, Fevzi Paşa, Fevzi Çakmak dahil olmak üzere. Ne kadarı burada hocam? İstiklal Harbi'nin komuta kadrosunda 40'tan fazla komutanı olduğunu biliyoruz. Alay komutanları, tümen komutanları, en önemli komutanlar, en başta Anafartalar Grup Kumandanı Mustafa Kemal. Sonrasında Fahrettin Altay, Fevzi Çakmak, Cevat Paşa, sonrasında Kazım İnanç, İzzettin Çalışlar, bunların hepsi Çanakkale cephesinde görev yapmış insanlar ve 3. Kolordu Harekat Şube Müdürü Kemalettin Sami. Kemalettin Sami Bey 11 Temmuz'da cepheye geldiği zaman 3. Kolordu Harekat Şube Müdürü olarak cepheye geliyor. Ve Harekat Şube Müdürü olarak bu bölgede Kemal Yeri'ne geliyor. Çünkü o zaman zaten Esat Paşa'nın karargahı artık buradaydı ve muharebelerin sonuna kadar da burada Esat Paşa'nın karargahı. Dolayısıyla 11 Temmuz'dan cepheden ayrılana 1 Eylül 1915 tarihine kadar da Kemalettin Sami Bey burada. Ama burası gördüğünüz gibi muharebe alanına, muharebeyi gözetleme alanına ve Conk Bayırı'ndaki muharebe alanına çok hakim bir yer. Ve Kemalettin Sami Bey'in burada olduğu zamanlar, işte 6 Ağustos'ta başlayan Arıburnu Anafarta muharebelerinin başladığı zaman ve 8 Ağustos'a kadar muharebeleri bizzat idare eden Conk Bayırı Kuzey Grubu'ndaki muharebeleri bizzat idare eden Kuzey Grubu yani 3. Kolordu. Dolayısıyla Kemalettin Sami Bey de birlikte ve sonrasında Anafarta muharebeleri ve kazandığımız Anafarta muharebelerinden sonra tahliyeye kadar geçen aşamada da bu bölgede. Karargahta görevli birisinin veya tümen alay komutanı gibi üst rütbeli birisi eğer muharebe sırasında yaralanmışsa bizim aklımıza şu gelir,
cesaretli biri oldu, ön hatlarda oldu, hani korkusuzca ileri atıldı ya da düşmandan veya herhangi bir gelen mermiden korkmadan cepheye yakın bir alanda olduğu gelir. Belli ki Kemalettin Sami de böyle bir insan, böyle bir komutanlarımızdan birisi. Ve Kemalettin Sami de 1 Eylül'de yaralandığı için cepheden ayrıldığını biliyoruz. Anafartalar Muharebesi'nin amacı şu karşıda gördüğümüz Conk Bayırı, Koca Çimentepe'yi soldan, artık kuzeyden oluyor herhalde. Kuzeyden kuşatıp gene hani Arıburnu'nda sonuç alamayan veya Seddülbahir'den sonuç alamayan hareketlerini bir şekilde sonuca ulaştırmak. Evet. Buradaki amaç şu mu? Kuzeyden Anafartalardan çıkıyor. Orayı Mustafa Kemal Anafartalar grubu olarak savunuyor. Burada da Esat Paşa'nın 3. kol ordusu var. O da Arıburnu'ndan hareket edip onları çevrelemeye çalışan müttefik kuvvetleri engelleme. Yani aslında çok büyük bir muharebe oluyor orada. 25 Nisan'da kuzey bölgesinde, yani Arıburnu'ndaki çıkarmanın amacı zaten 2. Sırplar Kocaçimen silsilesini ele geçirmek. Ama yapılan aylarca muharebede ele geçirilemiyor. Gece muharebeleri, gündüz muharebeleri, siper hatları yakınlaştığı için yapılan lahım muharebeleriyle de ele geçirilemeyince ve güney cephesinde Seddülbahir'de ve kuzeyde Arıburnu'nda muharebeler kilitlenince bu sefer yeni bir taarruzu nereden yapabiliriz diye düşünüyorlar. Ve bunun ince ayrıntı planlarını yapmaya başlıyorlar. Sonrasında şuna karar veriyorlar. Yeni bir birlik, 50 bin kişi, 50 bin askerden oluşan yeni bir birlik takviye edilerek kuzey bölgesinden, yani Arıburnu ve Anafartalardan müşterek bir operasyonla işte ilk günkü hedefleri olan Kocaçimen silsilesini ele geçirmek. Yani Arıburnu'ndan mevcut yerleşmiş askerler takviye olan birliklerle beraber Conk Bayırı'na doğru hareket edecekler. Anafartalar sahiline çıkanlar da Kocaçimen'e doğru hareket edecekler. Ve burada birleşen birlikler yine tüm bu kuzey bölgesine hakim olup, yine kuzey bölgesinin yüksek hakim bir noktası Maltepe'ye hakim olduktan sonra Kilitbayır platosuna doğru yürüyecekler. Tabii hem cephedeki birlikler hem yeni çıkardıkları birlikler ve toplar, özellikle ağır mühimmatlarla birlikte bunu geçebileceklerini zannediyorlar. Çünkü Anafartalar Muharebesi'nden önce yapmış oldukları gözetlemeler Anafarta bölgesinde Türklerin zayıf olduğunu gösteriyor. Hakikaten de zayıf. Bizim orada bazı alayların taburları var, bazı bölüklerimiz var ve kuzey bölgesinde Conk Bayırı'na kadar bir hatta yerleşmiş olan tümenlerimiz, alaylarımız var. Dolayısıyla Conk Bayırı'ndan sonrası Anafartalar bölgesi aslında çok da iyi tahkim edilmiş durumda değil. 6 Ağustos'ta başlayan Arıburnu ve Anafarta'dan müşterek operasyon her iki tarafta da yoğun bir muharebeyi gerektiriyor. Dolayısıyla Anafarta grubu kurulana kadar, Anafarta grup komutanlığı kurulana kadar kuzey bölgesindeki muharebeleri idare eden 3. kol ordu, yani kuzey grubu, yani Esat Paşa ve buradaki bağlı olduğu tümenler. Ağustos gecesinde Anafartalar Grup Kumandanlığı kuruluyor. Önce Fevzi Bey komutan, Albay Ahmet Feyzullah Tümay 16. Kolordu komutanı olarak Saros bölgesinde bulunuyordu. Anafarta çıkarması 6 Ağustos'ta başladığı zaman hemen 7 Ağustos'ta Limon von Sanders, ordu komutanı Limon von Sanders, burada Anafartalar Grubu Komutanlığı kurup buradaki tüm birlikleri birleştirmek ve grup çatısı altında muharebeleri idare etmek için 16. Kolordu Komutanı Ahmet Feyzullah Bey'i buraya gönderiyor ve Anafartalar Grup Kumandanlığı kurulmuş oluyor. Fakat Ahmet Feyzullah Bey'den istemiş olduğu taarruzlar gecikince, yaptıramayınca bu sefer Ahmet Feyzullah Bey'i görevden alıyor ve hemen yerine aylardır burada 25 Nisan'dan itibaren başarılı bir komutan olan ve güvendiği Mustafa Kemal'i, 19. Tümen Komutanı Albay Mustafa Kemal'i Anafartalar Grup Kumandanı olarak atıyor. Ve Mustafa Kemal hemen burada birliklerinden ayrılıp daha sonra Anafartalar grubunu ele alıp gece Anafartalar grubuna ulaşıp komutayı ele aldığı zaman hemen 9 Ağustos sabahı 1. Anafartalar Muharebesini yaptırıyor.
Arıburnu'nda Esat Paşa, Kemalettin Sami Bey de Esat Paşa'nın Fahrettin Bey ile birlikte en yakın yardımcıları arasında. Evet, harekat şube müdürü yani olarak. Yani esasında ileride İstiklal Harbi'ni yapacak olan kadro burada pişiyor diyebilir miyiz? Buradaki askerler de, bölük, tabur, alay, tümen komutanları da birçok burada sevk ve idarede bulunmuş subay İstiklal Harbi'nde görev yapıyor. Ve Çanakkale cephesinde burada yapmış oldukları muazzam savunma, özellikle arazinin de kendilerine sağlamış olduğu avantajları kullanarak cesaretle, fedakarlıkla, yokluğa rağmen yapmış oldukları mücadele İstiklal Harbi'nin de en büyük ruhu oluyor. Bu yüzden zaten Çanakkale muharebeleri bizim bugün varoluş mücadelemizi oluşturan en önemli muharebelerden biridir diyoruz. Çünkü burada kazanılan zafer, burada kazanılan ruh ve burada kazanılan güven aynı şekilde İstiklal Harbi'nde de devam etmiştir. Hatta Çanakkale cephesinde görev yapan bir tabur, bir bölük, bir alay Kurtuluş Harbi'nde görev yapacağı zaman diğer askerlere moral olmuştur. Bu alay Çanakkale Harbi'nde görev yapan alay diye. Bunların en başında tabii Anafartlar Grup Kumandanı Mustafa Kemal geliyor. Mustafa Kemal'e olan güven İstiklal Harbi'nde Anafartalar kahramanı ünvanı İstiklal Harbi'nin başından sonuna kadar yanında olduğu bir ünvan. Fahrettin Altay 3. Kolordu Kurmay Başkanı. İstiklal Harbi'nde 5. Süvari Kolordusu'nun komutanı. Büyük taarruzda en solda diyelim görev alıyor. Ortada İzzettin Bey var. 19. Tümen Kurmay Başkanı. 19. Tümen 25 Kurmay Nisan'dan Başkanı. İtibaren muharebeleri birlikte Kemalettin Sami Bey ki İzzettin Bey'in sağ tarafında Büyük taarruzda 4. Kolordu Kumandanı. Daha önce de 4. Grup Kumandanı. O da burada. Yan yanalar. Yan yanalar. Yani aslında bir nevi hep birlikte bir staj görüyorlar. Saha stajı. Evet. Yanya muharebesinde de yine Esat Paşa ile birlikte yine komuta Esat kadrosunda birlikte muharebe eden birisi. Dolayısıyla 10 yıllık harp diyoruz ya. Yani Balkan, Birinci Dünya Harbi ve İstiklal Harbi. Kemalettin Sami Balkan'da da bulunmuş. Yanya savunmasında yaralandığı için cepheden ayrılmış. Ama Yanya'nın teslim edildiğini hani o da biliyor, görüyor. Sonrasında Çanakkale cephesindeki zafer. Belki de Çanakkale zaferi onların hepsine sonuna kadar gidebilecekleri bir umut olmuştur. Çünkü Çanakkale'de kıyaslanamayacak ölçüde işte mühimmat, top, tüfek, cephane, makineli tüfek ve asker sayısı olarak da yani 25 Nisan'a 1'e 10 nispetinde asker, düşman askerinin fazla olduğu zamanlarda çarpışmaları ve buna rağmen burada zafer kazanmaları belki de bu umut sonuna kadar hani Çanakkale'de yaptık, biz bunu her zaman yapabiliriz'i diğer komutanlarımıza da öğretmiştir. Bu konuda Cemil Jonk'un, yine Jonkbayırı Savaşları'nda görev yapmış olan Cemil Jonk'un çok güzel bir lafı vardır. Der ki, çeliğe karşı etten bir duvar ördük biz Çanakkale'de der. Çünkü bizim onlara karşı koyabilecek çeliğimiz, topumuz, tüfeğimiz, makineli tüfeğimiz elbette var ama kıyaslanamayacak ölçüde az. Cephane ikmali ayrı bir problem. Cephane aynı şekilde. Evet. Deniz yolları zaten onları kontrol ediyor. Burası Bozüyük'ün yaklaşık 15 kilometre kadar kuzeydoğusu gibi. Cephenin kuzey kanadı. Yunanlılar buraya 3. Kolordu'yla geliyorlar. Çanakkale'ye baktığımızda Kemalettin Sami Bey sınıfının birincisi, istihkam sınıfının birincisi. İsmet Bey, gerçi genel karargahta o birincisi, topçunun birincisi. İzzettin Bey topçunun ikincisi, Fahrettin Paşa gene derecede. Evet. Yani bunların aynı zamanda aldıkları eğitimin de bir etkisi olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz. Tabii ki yanlış olmaz. Özellikle son dönem Osmanlı kurmayları çok iyi yetişmişler. Bu yüzden çok iyi kurmay oldukları için zaten
sevk ve idareyi, organizasyonu çok iyi beceriyorlar. Çanakkale cephesindeki komutanlarda bunu görüyoruz. Balkan Harbi'nin yenilgisinden sonra özellikle Enver Paşa'nın orduyu gençleştirme ve yetiştirme çalışmaları sırasında artı eğitimleri olduklarını da biliyoruz. Sonrasında aldıkları eğitimler ve bunu özellikle cephede tatbik etmeleri son derece hani hem cesaretlerini, fedakarlıklarının yanında hem çok iyi komutan olduklarını hem de komutanlık becerilerini çok iyi kullandıklarını bize gösteriyor.